Avrupa'nın 12 kulübü Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu resmen açıkladı. Yapılan bildiriye göre Arsenal, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Milan, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona bu bildiriye imza attı. Bildiride ayrıca 3 kulübün daha kurucu kulüpler arasına katılacağı vurgulandı. Avrupa Süper Ligi'nin resmi internet sitesi de yayına girdi. Avrupa Süper Ligi nedir? Avrupa futbolunun patronu UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği arasında Şampiyonlar Ligi formatı ve TV yayın haklarının pazarlama sisteminin düzenlenmesi konusunda anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Avrupa'nın 12 büyük kulübü Avrupa Süper Ligi projesini hayata geçirme kararı aldı. İngiltere Premier Ligi'nden Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, İspanya La Liga'dan Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, İtalya Serie A'dan Milan, Inter ve Juventus bu turnuvaya onay verdi. Bu fikre onay vermeyen Paris Saint Germain Avrupa Süper Ligi'nde yer alamayacak. Turnuvanın formatı nasıl olacak? Onlar takımdan 2 grup oluşturulacak. 18 maçın oynanacağı turnuvada gruplarını ilk 3 sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselecek. 4. ve 5. sıradaki takımlar ise çeyrek final için play-in maçları oynayacak. Türkiye'den ilk açıklama Galatasaray'dan geldi. Mustafa Cengiz konuyla ilgili şu sözleri söyledi. Birçok başkan ve özellikle Perez ile sıkı bir dostluğumuz bulunuyor. Bize gelen şu an için resmi bir teklif yok. Bunu yakından takip ediyoruz. Galatasaray'ın menfaatleri her şeyden önemlidir. Ancak bu konuda camianın isteği olmadan bir görüşme yapmam. Bir teklif gelmesi durumunda da asla bir görüş bildirmem. Galatasaray'ın menfaatlerini düşünerek yol alacağız ve genel kurulun huzurunda değerlendireceğiz ifadelerini kullandı. Galatasaray'da başkanlık yaptığı dönemde Avrupa Süper Ligi'ni kurmak istediğini açıklayan Ünal Aysal da mesaj verdi. Biz dostlarımızla gereken ilişkiyi kurarız. Yönetimimiz Avrupa Süper Ligi konusunda hamle yapmalı. Perez'den teklif gelmez. Teklifin bizden gitmesi lazım. Avrupa Süper Ligi'ne Galatasaray katılmalı. Galatasaray başkanlığına aday değilim. Ama dış ilişkileriyle ilgili ne zaman yardım isterlerse yardımcı olurum. Bu bizim görevimiz. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de geçtiğimiz saatlerde camianın önemli isimleriyle görüşme yaparak divan kurulu üyelerinden gereken onayı aldı. Hatta bazı kongre üyeleri de gerekirse bu ligden çekilelim yolumuza bakalım. Artık bu kirli düzende yaralamayız dedikleri de ortaya çıktı. Derin Galatasaray olarak bilinen İnan Kıraç, Serdar Eder, Ahmet Yüce Ocaklı gibi isimlerin de olumlu görüş verdikleri öğrenildi. Peki takımlar ne kadar kazanacak? Avrupa Süper Ligi'ne her sezon katılım gösterecek olan 15 kurucu takım tahminlere göre bu sezonlarda 3,5 milyar euroyu birleştirecek. İlk 6 sırada bulunan kurucu takımların gelirinin 350 milyon euro seviyesinde olması bekleniyor. Her sezon değişmeli katılacak 5 takımın ise 100 milyon euro gelir elde etmesi de öngörülüyor.